Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yıkamamda sizlerle açık renkleri yıkamak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz ürünlerle birlikte. İlk önce Tursil, Leylak Bahçesi, toz deterjandan bir ölçek. Makinemin ana yıkama bölmesine eklemek istiyorum. Fresh bir çiçek kokusu olması için Tursil leylak parfümü kullanmak istedim. Tam bir yaz yıkaması. Ayrıyeten favori color. Bunun içerisinde hangi deterjanlar olduğunu biliyorsunuz. Persil ve Bingo Lovely renkler için olan toz deterjandan var. İki küçük fincanda kahve fincanıyla favoriden ekledim. Yumuşatıcısını koyalım. Size yeni bir yumuşatıcı tanıtıyorum bugün. ABC Parfüm Yağ Konsantre Yumuşatıcı Zarif Orkide. Biraz sonra bahsedeceğim ondan. Yumuşatıcısını da ekleyelim. Kalgonunu ekleyelim. Bir taraftan hurdacımız da geçiyor. Kalgon. Şimdilik pek ses yapmıyor. Umarım çok ses yapmaz. Çok ses yaparsa videoyu kapatacağım. Biraz da şuradan sıvı deterjan akıtayım. Bingo giysi şampuanı. Muhteşem bir kokusu var bunun. Oh my god. Makineyi açtım. Seçeceğim program mix. Elbette 40 derece artı bir ilave durulama ve başla. Şimdi Bingo giysi şampuanı duru suyla birlikte aşağıya teşrif edecek. Bakın başladı bile. Makinemin buradan su almasını çok seviyorsunuz. Biliyorum, ben de çok seviyorum. Evet, şimdi orada miktar otomatiği aktifken içerisindekileri tartarken ben geçeyim size yumuşatıcıyı anlatmaya. Evet, ABC parfüm yağı Zarif Orkide. Bunun kokusu değişmiş arkadaşlar. Bakın dizaynı da değiştiğine göre kokusu da değişmiş. Kokusu daha farklılaşmış. Eskisine göre kokusu bence daha da güzel olmuş. Eski kokusunu daha çok seven arkadaşlar var ama bence benim kendi fikrim burada sizlere söylemek istersem bunun kokusunu ben daha çok beğendim. Bu yeni orkidenin kokusu daha iyi olmuş. Öncekinin kokusunu ben çok sevmiyordum ve elime çok fazla aldığım bir yumuşatıcı değildi. Bunun için bunu bir daha bittiği zaman alır mıyım? Elbette alıp tekrar kullanabilirim. Hatta Valeria yumuşatıcı karışımını bununla da hazırlayabilirim. Kokusu gayet güzel. Sevmeyen kardeşler var ama böyle tatlımsı bir kokusu var. Ayrıca ferah da bir kokusu var. Bakalım çamaşırlarda kokusu kalıcı olacak mı? Böyle tatlı bir kokusu var bunun. Böyle hafif tatlı ama çok da fazla böyle tatlı değil. Orta seviyeli bir tatlılığı var. Orkide kokusu var. Zannediyorum ki üzerinde gösterdiği gibi beyaz bir orkide kokusu olabilir. Parfümsü bir kokusu var. Gerçekten bunu buraya koymaları çok iyi olmuş. Parfümsü bir kokusu olduğunu burada bizlere belli etmişler. Parfümsü bir kokusu var gerçekten de. Gayet güzel. Tam ilkbahar aylarında, Nisan, Mayıs ayları için ve
yaz ayları için Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de bile kullanılabilir. Gayet güzel. İçerisinde tarif edemediğim kokular da var. Sizlere nasıl anlatsam şu an bilemiyorum ama bildiğiniz beyaz bir orkide kokusu ve parfümsü bir koku. Parfümsü koku dediğim aşırı böyle baskın bir parfümsü koku değil. Bildiğiniz kadın parfümü gibi de değil. Değişik yani anlayacağınız. Ben beğendim. Gayet güzelmiş. Öyle beyazlarda kullanılabilir, çocuk çamaşırlarında kullanılabilir, açık renklerde, çarşaflarda, açık renkli el havlularında vesaire, polar örtülerde olabilir. Kısacası böyle açık renkli, beyazlı, böyle birçok şeyde bu kullanılabilir ve bunun kokusunu ben yakıştırabilirim. Tabii ki siz kendi evinizde canınız isterse koyularda, siyahlarda da bu yumuşatıcıyı kullanabilirsiniz. Benim gibi evinizde çok fazla yumuşatıcı olması gerekli değil. Bir paket yumuşatıcı ile de bütün çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Devam edelim. Sihirli parfüm kapsülleriyle çamaşırlarınızın mis gibi kokması için bir dokunuşunuz yeterli. Demek istiyor ki çamaşırlar kuruduktan sonra elinizle çamaşırların üzerine şöyle bir dokunduğunuzda kapsüller patlatabilirsiniz. Ve patlayan kapsüller etrafa yeniden bir kokusunu yayabileceğini bizlere burada söylemek istiyor. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Bunu tekrardan şöyle bir yakınlaştırayım bakın. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Bu onaylıdır. Yerli bir üretim, local product. Yani benim videolarıma kanserojen demeyin lütfen. Onaylı ürünleri ben kullanıyorum. Açık kalkıp da açık yumuşatıcıları ben burada alıp bu paketlerin içerisine doldurmuyorum. Açık deterjan da alıp hiç kullanmam. Çünkü güvenmiyorum. Mutlaka marketten kapalı deterjanlar, yumuşatıcılar kullanırım. Evet, şöyle bir bakıyorum markasını okumama bir gerek var mı? Yani çok da gerek yok. Bazı ülkeleri göstermiş burada Almanya, Fransa, Kazakistan, Romanya, Rusya, Arnavutluk, Makedonya, İngiltere, Gürcistan ve Hollanda'da da satılıyormuş bu yumuşatıcı. Bu çeşidi satılıyor mu bilmiyorum ama ABC satılıyormuş yani buradan görüyoruz. 1440 mililitre. Telefon numaralarını falan vermiş. Evet. Zengin formül ile eşsiz yumuşaklık, mükemmel ve kalıcı koku performansı, mikrokapsül teknolojisi ile benzersiz koku deneyimi. Şişesi gayet güzel. 15 hafta kalıcı koku bizlere söylüyor. ABC yumuşatıcıları seviyorum. Yerli bir ürün olduğu için ve farklı çeşitlerde çıkardığı için ABC'ye buradan teşekkür ediyorum. Evet, içerisine koyduğum deterjanlar ince ince köpürmüş. Biraz sonra içerisine su ekleyeceğim. Evet sevgili yıkama yapmayı çok seven benim değerli kardeşlerim. Kısa bir ara vermiştim. Tekrardan geriye döndüm. Makine ben ara vermişken süresini güncellemiş. Süresini arttırmamış. Kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık yine dünkü yaptığım yıkamadaki gibi 500-600 mililitre civarı su ekliyorum içerisine. Evet, yeterli.
Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün hava biraz yağmurlu, yağmura dönük. Tam olarak bir yağmur yağmadı ama hava kapalı. Yağdı yağacak diyebilirim sizlere. Hava yağmura dönük olsa da bunları yıkamam gerekiyordu. Bakalım yağmur yağacak mı yoksa yağmayacak mı göreceğiz. Ve inceleme yazısı akşam saatlerinde gelecek Instagram'a, merak etmeyin. Instagram'dan takip ediyorsanız inceleme yazılarımı okuyabilirsiniz. Bu arada makinenin içerisinde bir adet yün yelek var. Onu neyle yıkayabilirim? Tabii ki mecburen bunlarla atmak zorunda kaldım. Çünkü bir tane yün yeleğe hassas ipekte bile olsa yani çalıştırmak istemedim. Elektrik, su, deterjana yazık yani. Onu da attım bakalım. Umarım başına kötü bir şey gelmez. İstisna olarak. Geçenlerde hava biraz soğuktu. Tişörtün üzerine annem bir yelek giydi. Pardon. Boğazım biraz gıcık yaptı. Bunun için bir tane yün yeleğe makineyi çalıştıramazdım. Bu arada makinenin içerisindeki renkler çok hoş. Maviler, pembeler, griler. Şu sarı şey. Muhteşem. Köpükler, efsane. Evet, videomu izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız, videomu izlediniz. Umarım ABC Parfümya Zarif Orkide Yumuşatıcı tanıtımı beğenmişsinizdir. Gayet güzel, kokusu değişmiş. Markete gittiğiniz zaman bir defa koklamanızı size tavsiye ederim. Koklamadan almayın. Herkesin koku zevki farklı olabileceği için koklamadan almayın. Hoşunuza giderse alırsınız, hoşunuza gitmezse almazsınız. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve motive etmiş olursunuz. Hepinize iyi bir akşam geçirmenizi dilerim. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Ciao.